Birgül. Hı. Beğendin mi? Hı? Kendi ellerimle yaptım senin için. Vallahi sen bu işi biliyorsun Hasbeyga. Testi kebabı mükemmel olmuş. Eline koluna sağlık bacım. Mersi bacım, mersi. Afiyet olsun. Koynuyu alabildin mi? Affettin mi beni? He, affettim. Ama bir daha bana öyle şakalar etme, değil mi? Yok, yapmam. Sen merak etme. Ama bak, sen de bir daha Fatma gitsin, misin falan deme. He mi bacım? Değil mi? Hadi bağırın. Birgül abla. He. Seyfi'yi seviyorsun mu gı? Ben platonik takılıyorum gı. Kendi içimde. Bana ses etmeyin. Tamam. Hı, tamam, oldu. Oldu. Haydi bak. Abu. Anam, bu adamın ne işi var ya burada? Hayırlı günler olsun Hasbi Hanım. Lan senin ne işin var burada? Hı? Benim adımı nereden biliyor? Şöyle anlatayım size. Siz dün gece gittikten sonra ben tabii bu baldan tatlı, kaymaklı bu güzel bayanı nereden tanıyorum diye merak ettim kendime. Ne yapayım? Önce gazetede yazdığınız yemek yazılarını hatırladım. Sonra araştırdım, soruşturdum. Bu müesseseyi işletiyor musunuz? He, gidip kendimi danıştırayım dedim Hasbi Hanım'a. Geldim işte. Aa, ne? Ben kendimi danıştırmadım değil mi? Benim adım Mümtaz. Anağı, bu sizin soranat yaptığınız adam mı? İyi, iyi. Ta kendisi. Hoş gelmişsiniz Mümtaz Beyciğim. Bak kardeşim, biz dün akşam arkadaşa bir şaka yaptık. Gerçi o biraz oldu ama sen her bir şeyleri yanlış anladınız. Yani anladın, her bir şeyler yanlıştı, he mi? Mümtaz Gündoğan. Mümtaz Gündoğan, aman yarabbim, bu nasıl bir şeref? Sen nereden tanıyorsun bu adamı? Nasıl tanımam Fatma bacım? Kendisi mesleğimizde bir duayendir. Efendim, dünya gözüyle o lezzetli ellerinizden kebap yeme şerefine nail oldum ya, artık ölsem de gam yemem. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Hasbi Hanım, dün gece sizin o ettiğiniz laflar böyle kalbime işledi. Bu çiçeğe kabul buyurun lütfen. Buyurmam. Ya bak kardeşim, neyi anlamıyorsun sen, ha? Şakaydı diyorum la. Şaka, şaka. Hem zaten o lafları ben itmedim. Ben demedim onları. Aa, şu dedi. Ne? Yok, ben pencereden sizi gördüm. Yani o dediğiniz güzel lakırdılar. Sıfatınız da bütünleşti aklımda. Vallahi yalan yok. Böyle içim birden depreşti. Bir kıpraşmalar, bir depreşmeler oldu. Olmasın lan! Olmasın! Bak, şu an benim asabiyetlerim fena halde sinirleniyor efendi. Niye ki ne? Ne güzel sözler söylüyorum hakkınızda. Hem ben böyle ufak bir araştırma yaptım. Siz de benim gibi dolmuşsunuz. He? Dılım? Ne olmuş?
be teyzem. Acaba sen de Mümtaz Bey'le bir çay çorba bir şey mi içsen gı? Belki sende de böyle bir kıpraşmalar neyin olur? Mümtaz Efendi. Bahar. Sen daha beni tanımıyorsun, bilmiyorsun. Ben öyle senin sandığın gibi hanımefendi bir şahsiyet değilim. Asabiyim lan ben. Anladın mı? Ben öyle sinirlendim mi dana veririm. Bak, misal. Çay için bir kıpraşma olur ne lan? Lan. Kıpraşma geberteceğim valla seni geberteceğim ha. Masife teyzem ne vuruyorsun ya? Kötü bir şey demedim ki. Ben buyum Mümtaz Efendi. Anladın mı? Oysa sen öyle değilsin. Ben sinirliyim. Asabi. Sen sakin bir adamsın. Seninle ben olamayık. Kim demiş ki olamayık diye? Bal gibi oluruk. Çünkü ben senin gibi cevval, tuttuğunu koparan bir kadını nereden bulurum ki? Ya sabır, ya selamet. Bahale. Yeminle billahi şimdi yaşına başına bakmayacağım. Vallahi billahi sana cıplak elinden dalıvereceğim. Mümtaz Bey, Mümtaz Bey, siz şöyle azıcık gelin. Hasime şu anda şokta. Fazla üstüne varmayak ha? Yani siz az evvel bir sinir yaptınız ama ben yine geleceğim. Yani aşkı buldun mu bırakmayacağım. Öyle değil mi? Bırakmayacaksın lan. Bırak lan. Bırak bir şey. Bırak. Allah'ım. Kaç, 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 kaç. Bırak. Aşkmış ya. Hala aşklıyor ya. Lan kaç yaşında adamsın, yaşından başından utan. Namussuz. Ana azdır. Allah'a gir o kız. Kulme lan sen de. Yazık oldu Asife teyzem ya. Muhteşem bir fırsatı elinin tersiyle ittin yani. Yazık oldu. Bu adam kaçar mı ya? İlyas. Lan bir daha doğayım mı ben sana? Daha doğmeme doyamadım lan sen benim doğmeme. Hasibe esir güller ama altın gibi kalbi vardır. O sana böyle iş ve cilve neyin yapıyor canım? Öyle mi diyor ya? Öyle diyorum. Ben yıllardır Hasibe'yi tanırım ya. O böyle flört işlerinin neyin hiç az etmez ha. Sen direkt hedefe çalışacaksın. Ne diyeyim bacı? Bana bir yol gösteriver. Ya işte çikolatanı, çiçeğini alacaksın. Gelip kızı isteyeceksin. Ağlasana. Abo, sahi mi diyorsun? Sahi diyorum. O da senden hoşlaştı ama bakma belli etmiyor. Neden? Çünkü evlenilecek kadın var. Evlenilecek kadın var. Hasibe evlenilecek kadın. Doğru dedin bacım. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Hasibe. Evlenilecek kadın. O zaman ben sana bizim konağa tarif edeyim. Akşam gel kızı iste biz de sana bir ek ha.